merhaba, ben Sena. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gökçadır İş Merkezi diye bir yerdeyiz. Tırnak için değil art yaptıracağız. Yani bir baskı makinesi varmış. Ben de bilmiyorum, bu yurt dışında vardı. Buraya gelmiş bu Nailbox ismi. Onu deneyeceğiz sizinle beraber. 11'de randevumuz var. Şu an saat 10:23. Burada da Maya Crepe diye bir kafe var. Oraya geldik. Şu an çay içiyoruz. Umarım güzel bir deneyim olur. Birlikte göreceğiz. Evet, şimdi giriyoruz. Kaçıncı kat? 6. kattı. Burada yazıyoruz. Şimdi asansöre bindik. 6. kattaymış. Maskelerimiz de takılı. Bakalım nasıl bir şey olacak? Tamamdır. Şimdi stüdyoya geldik. Bakın, direkt burada cihazlar var. Ben şu an ilk defa görüyorum. Türkiye'ye geleli de 1,5 ay olmuş. Bu arada ofisinize bayıldı. Birazdan size anlatacağız. Kaç model vardı? 2 model var. Hı hı. Sadece şunun bir rengi daha var. Beyaz pembe. Evet, çok güzel. Sabırsızlanıyorum denemek için. Şöyle limonatalar ve kurabiyeleri de çekelim. İstediğiniz herhangi bir görseli 30 saniye içerisinde tırnaklarınızın üzerine basabiliyor olması. İçerisinde bir adet kartuşu var. Şöyle göstereyim ben size. Tüm operasyon bu kartuş üzerinden gerçekleşiyor. Ya aslında bir nevi yazıcı, yani şey, printer gibi. Printer, tırnak printerı gibi düşünebiliriz. Düşünebiliriz değil, hatta o şekilde. Evet. Cihaz tasarım olarak 3 şekilde besleniyor. Birincisi, kendi içerisinde demo tasarımlar var. Göstereceğim birazdan bu nail printing bölümünde. Siz ek olarak arkasında bir USB girişi var. Oradan isterseniz besleyebiliyorsunuz. Yani istediğiniz görselleri oradan aktarabiliyorsunuz. Aktarabiliyor. Aynen öyle. Hatta şöyle göstereyim ben. Burada yüzlerce demo tasarım var. Şöyle. Orada bir göz gördüm. Bu yıl çok moda. Hatta evet. Şurada. Evet. Mükemmel. Ya o kadar güzel ki gerçekten, bence her kuaförde olması gerekiyor. Sırf bunun için bile gidilebilir yani. Değil mi? Gerçekten evet. Öyle. İkinci olarak Nail Style Store bölümü var. Cihaz Hong Kong menşeili bir cihaz ve orada bir tasarım ofisi var. Tüm özel günlerde bu tasarımlar güncelleniyor. Yılbaşında yılbaşına özgü tasarımlar, işte sevgililer gününde sevgililer gününe özgü tasarımlar. Buradan istediğinizi ücretsiz olarak indirip tırnağınıza basabiliyorsunuz. Aynı zamanda fikir de veriyor size. İşte iki tırnağı bu şekilde renklendirip diğerlerini nail art yapabilir gibi. Bunlar ücretsiz. Yani şey, böyle eve alınabilir bir cihaz olsa eve bile almak isterim ben şu an. Değil mi gerçekten? Evet, çok iyi. Üçüncüsü de bir app yüklüyoruz biz telefonumuza. App'imiz bu. Aynı arayüz. Burada gördüğünüz gibi tüm baskı işlemini buradan yapıyor. Yani Google'da beğendiğiniz herhangi bir görseli, kedinizin fotoğrafı, sevgilinizin, eşinizin, köpeğinizin, yani ne isterseniz buradan bile basabiliyorsunuz. Aynı şekilde tırnağı çıkartıyor. Aynen öyle. Dilerseniz demo tasarımlardan ben göstereyim. Daha sonra sizin de üzerinizde uygulayayım. Olur. Bizim şöyle bir demo çubuğumuz var. İşlem kalıcı oje mantığıyla işliyor. İki adet baz ürünümüz var. Beyaz ve şeffaf olmak üzere. Beyaz bazı normal tırnağın üzerine uyguluyoruz. Yani herhangi bir renk barındırmayan. Protez de olabilir bu arada. Protez tırnağın üzerine de baskı yapabiliyor. Şeffaf bazı da lila ya da açık pembe bir ojenin üzerine baskı yapmak istediğimizde kullanıyoruz. Bazı sürerek başlayalım. Bu arada inceledim ben biraz ama her tırnak şekline uygun da sanırım şeyi var, ayarı. Evet. Şöyle, içerisinde bir kamera var ve kamera tırnağı otomatik algılıyor. Dolayısıyla tırnak tipi fark etmeksizin her tırnak tipine uygun baskı yapabiliyor. Evet, o çok güzel. Çünkü bazı tırnak tipleri daha küçük, kesinlikle öyle, daha büyük, aynen. Şöyle, siz seçin isterseniz. Tamam.
Ben burada gözü seçmeyeceğim. Burada tamam. Çünkü onu geldim. Mesela avokado çok bu yıl patladı. Nisan'dan dolayı. Avokadoyu seçelim. Tamam, avokadoyu seçelim. Seçtiğiniz görseli burada bir kısa yol var, oraya atıyor. Yani birden fazla parmağınıza baskı yapmak istediğinizde tekrar bu kısma geri dönmenize gerek yok. Bu arada şöyle bir durum var. Cihazın baskı yapabilmesi için internete bağlı olmasına gerek yok. Sadece size demin göstermiş olduğum mağazadaki tasarımları indirmek için geçerli. Anladım. Yani telefondan sadece tasarım indiriyoruz. İnternete bağlıyken sadece tasarım indiriyoruz. Onun dışında her baskı şey yaparken aynen öyle. Şu anda açıldı. Önce ben bir göstereyim isterseniz. Şu şekilde parmağımızı içeri sokuyoruz, bastırıyoruz ve bırakıyoruz. Kendisi tırnağı otomatik kilitliyor. Çıkartırken de aynı şekilde aşağı doğru bastırıp çekiyoruz. Demo çubuğunu parmak gibi düşünebiliriz. Kameradan da görüyoruz zaten tırnağı. Evet. Bu şekilde. Avokadoydu değil mi? Evet. Biz tasarımı kendi elimizle büyütüp küçültebiliyoruz. Bu şekilde tırnağın istediğimiz yerine konumlandırabiliyoruz. Çok transparan güzel. Yapıyoruz ki neresine geldiğini rahat görelim bu şekilde. Yönünü değiştirebiliyoruz. Ya da biraz evvel de bahsettiğim gibi içerisindeki kamera tırnağı otomatik algılıyor. Buraya dokunduğumuzda kendisi otomatik tırnağın şekline göre yerleştiriyor. Evet, otomatik daha da güzel. Okey diyoruz ve yes diyoruz. Maksimum 30 saniye. Çok hatta iyi. Bu tarz küçük görsellerde daha kısa sürüyor. Tırnağı kaplayan full desenlerde 30 saniyeyi buluyor. Yani bunlar çünkü gerçekten o kadar zor da şeyler ki hani bu kadar yetenekli bir şey daha ben görmedim. Bana denk gelmedi. Normalde bir nail art salonuna gittiğinizde belki de 2-3 saatinizi alacak. Tabii kesinlikle. Uygulama bununla 30 saniyede. Yani bayağı bir zaman tasarrufu sağlıyor. Ve yani kendi suratımı bile tırnağımı bastırabiliyorum. O çok iyi. Kesinlikle. Hatta şey sevgililer günde Mert'in suratı. Hediye. Şu anda bitti. Evet, bakıyoruz. Wow. Gerçekten çok güzel. Bayıldım bu şekilde. Ve hemen kuruyor mu? Şu anda ıslak bu. Önce 60 saniye UV'de kurutuyoruz. Daha sonra üzerine tap kat sürüyoruz. Bu şekilde şeffaf bir tap kat. Tekrar UV'de 60 saniye kurutuyoruz. Ve 3-4 hafta kalıcılığı var artık o dakika. 3-4 hafta. Harika. Evet. Peki çıkarmak için tekrar mı buraya gelmemiz gerekiyor? Hayır, aslında kalıcı oje çıkartma işlemlerinin aynısı uygulanıyor. Yani siz safa sitonla evde kendiniz folyoya sararak da çıkartabilirsiniz. Ya da gidip dediğim gibi bir yerde de çıkartırabilirsiniz. Anladım. O şekilde. Evet. Süper. Şimdi dilerseniz siz de deneyelim. Evet, çok sevdim. Hangisini yapmamı istersiniz? Yüzük parmağımı yapalım. Tamam. Tırnaklarım biraz kötü. Estağfurullah. Genelde zaten yüzük parmaklarına tercih ediliyor. Diğerlerinde oje yok. Ben eve gidince onlara da bu renk bir oje sürerim. Beğenirseniz sabitleriz. Diğer elinize de yaparız. Çok teşekkür ederim. Evet. Gerçekten Bursa'ya gelmeniz benim için çok iyi oldu. Şimdi Sena Hanım size demin gösterdiğim gibi bu şekilde sokacaksınız ve bastıracaksınız. Tamamdır. Hemen deniyorum. Evet. Biraz daha itebilirsiniz. Süper. Şimdi bastırın ve bırakın. Evet. Bırakın. Oo. Süper. Evet. Kendisi kilitliyor. Çok iyi. Şu an istesem de hareket ettiremiyorum. Dediğim gibi biz büyütüp küçültebiliyoruz ama buraya dokunduğumuzda kendisi otomatik yerleştiriyor. Şimdi bu yön sizin için iyi mi yoksa çevirelim mi? Bir bakın. Benim için hiç fark etmez. Bu... Dışa bakması daha iyi olur. Tamam, tabii. Dışarıdan evet, doğru. Çevirir. Şimdi sizden bir kımıldamamanızı rica edeceğim. Tamamdır. Başlıyorum. Şu an acaba parmağımda bir şey hissedecek miyim? Hissetmeyeceğim. Evet. Wow. Çünkü püskürtme. Nasıl hissediyorsunuz Senan? Şu an gerçekten hiçbir şey hissetmiyorum. Çok iyi yani. Hani tırnağıma işlem yapılıyor ama püskürtme yöntemiyle boyadığı için gerçekten de hissetmiyorum. Ve bulaşma derdi de yok. Ya bence mükemmel bir buluş. Bu Türkiye'ye çok geç geldi. Hatta bitti bile. Yine aynı şekilde bastırın.
kendinize doğru çekin. Wow. Çok güzel. Mükemmel. Evet, yüzük parmağıma yaptım. Evet. Gerçekten mükemmel. Ya bayıldım şu an. Hep bunu hayal etmiştim. Hep bu makineden olsun istemiştim. Kurtalım işimi isterseniz. Tamam. UV ışını mı demiştiniz? Evet. 60 saniye kurutuyoruz. Sonra top kap sürüp tekrar kurutuyoruz. Aslında kalıcı oje. Evet, kalıcı oje yapıyoruz aslında. Kalıcı nail art. Çok güzel. Bayağı kolay bir işlem. Yani evet, herkes yapabilir. Aynen öyle. Bursa'da şu an bir salonda bu aletin olsa ben kesinlikle giderim. Yani bir neden gitmem için? Hele ki şu anda nail art bu kadar modayken. Evet, kesinlikle. Ve ben de zaten hiç beceremem. Düz oje sürmeyi bile beceremiyorum. Kendime asla bir şey yapamam yani. Şu anda bitti. Üzerimizin hatta parlak durması için top kat sürüyoruz. Bu arada bir sorum daha var. Mesela altına beyaz değil de başka bir renkte kullanabiliyor muyuz? Şöyle, o zaman altında farklı renkte bir oje olması lazım. O zaman şeffaf bazı sürerek baskı işlemini yapıyoruz. Doğru, zaten baskı aslında en çok bunlarda belli oluyor. Yani bizim bazılarımız baskı için olmazsa olmaz. Onun evet. dışında altındaki rengin koyu renkler olmadığı müddetçe çok bir önemi yok. Şu an daha da güzel durdu. Evet, çünkü parladı. Evet, daha yani şekli daha çok ortaya çıktı. Yaklaşık 2-2,5 dakikada nail artımız hazır. Vallahi çok güzel. Ya bunu zaten bütün parmaklara yaptırmazlar diye düşünüyorum. Evet. Yani çünkü hani çok bayağı bir karışık olur ama böyle sadece iki yüzük parmağı, evet, yüzük parmaklarına çok güzel oluyor. Bayağı bir aksesuar gibi yani aslında. Gerçekten öyle. Tırnaklarımızın olmazsa olmazı oldu nail art. Kesinlikle. YouTube'da ben araştırdığımda da bu makineyi hep böyle işte yurt dışında böyle bir dakikalık videolar, asla böyle detaylı anlatma yok. Hani nasıl oluyor, nasıl yapılıyor bilmiyoruz. Hatta ilk başta ben şey demiştim. Böyle bir şey var mı gerçekten, yoksa hani bu bir şey mi, kurgu mu falan? Evet. Gerçekten varmış böyle bir şey. Şu anda bitti. Evet. Çok güzel oldu. Ne yapıyorum tahmin edin. Mert'in yani eşimin fotoğrafını tırnağıma bastıracağım. Ona bir sürpriz. Şu an telefonda Mert'in tek bir fotoğrafını buldum. Airdrop'la gönderdim. Şu an telefonda Mert'in resmi var ve biz bunu cihaza tanımlayacağız. Evet. Uygulamayı böyle açıyoruz. Bir app'imiz var. Aynı arayüz gördüğünüz gibi burada. Şimdi şu şekilde yapıyoruz. Mert'in fotoğrafımızı alıyoruz. Şu şekilde istediğimiz gibi kırpabiliyoruz. Böyle iyi midir? Evet, bence gayet iyi. Rengiyle oynayabiliyoruz. Şu şekilde. Ve görselimiz hazır. Evet. Evet, aynı şekilde tekrar makineye yerleştirelim. Ben şuradan görebilirsiniz sizi de birazcık daha. Evet. Bastıralım. Ve bırakıyorum. Ve parmağım şu an hazır. Hazır. Şu şekilde. Gerçekten çok iyi. Ve başlıyoruz. 30 saniye sonra fotoğraf tırnakta. Çok merak ediyorum şu an. Mert'in suratı tırnağımda olacak. Mert bu duruma ne diyecek Sena Hanım? Bitti. Evet. Aşağı doğru. Bitti mi? Şu an çok merak ettim. Ben de çok merak ediyorum. İnanmıyorum. Şöyle. Mert var ya, şok olacak. Çok güzel. Resmen Mert'in suratı tırnağımda. Çok hoş oldu. Gerçekten, gerçekten çok güzel oldu. Yani istediğiniz şekli gördüğünüz gibi ben eşimin fotoğrafını tırnağıma bastırdım. Sabitleyebiliriz. Evet, sabitleyelim. Sabitleyince nasıl olacak onu da görelim.
şu an Mert'in fotoğrafı sabitleniyor. Çıkmayacak bu. 3 hafta kalıcılığı var demiştiniz, evet, değil mi? Mert videoyu izleyince şok. Gerçi akşam tırnağımda da görür muhtemelen. Evet. Şu an toplamda kaç kuaförde var acaba? Toplamda 7-8 şubede. Daha, daha çok var. Erken. Evet, ben zaten tesadüfen gördüm. Evet. Yani o kadar yeni ki, hani bunu duysalar ben kesinlikle hepsinin alması gerekiyor. Hepsi alsın lütfen. İstanbul daha çoktur galiba. Evet, evet. İstanbul çoğunlukta. Bu arada Aylen'in stüdyosunda da varmış yani. Orada yaptırabilirsiniz İstanbul'dakiler. Ama diliyoruz ki tüm kuaförlere de gelsin, alsınlar. Herkes yararlansın. Evet, gerçekten. Bayağı güzel bir şey. Son kez kurutuyoruz. Mert'e böyle bir sürpriz yaptı. Bitti. Evet, şöyle son halini göstereyim. Gördüğünüz gibi Mert'in suratı şu an tırnağımda. Çok hoş oldu gerçekten. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bayıldım. Yani mükemmel bir buluş. Şöyle ikisini de göstereyim. Evet, umarım Bursa'ya da bütün kuaförlere gelir yakında. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Evet. Dilerdim ki bütün tırnaklarıma Mert'in yüzünü, ama tabii ki olmaz. Sadece bir tane yeterli oluyor. Neyler tabii biliyorsunuz. Olmuştur. Ben ilk defa deneyimledim bunu. Gerçekten mükemmel bir alet. Umarım tüm kuaförlerde bu nail bar satın alır ve kuaförlerde de görürüz. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hatta şöyle bir...